Teknoloji Oku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte iPhone 17 ile ilgili ilk detayları paylaşacağız. Şimdi şunu diyebilirsiniz, ya da iPhone 16 çıkmadı, niye iPhone 17? Şu var arkadaşlar, Apple bile aslında şu anda iPhone 17'ye odaklandığını kabul ediyor. Burada iPhone 16 aslında biraz ara geçiş modeli, çok fazla önemsenmeyen, üzerine çok fazla gidilmeyen bir model havasına büründü. Neden? Bunun sebeplerini birazdan açıklayacağım sizlere. Aslında öncelikli olarak Apple'ın hedefi bu sene iPhone 16'yı çok daha ince bir şekilde kullanıcılara sunmaktı. Yani tasarım bir aylık incelteceklerdi. Bunu yapmalarının temel anahtarı ise anakartı inceltmekti arkadaşlar. Ki Apple bunu başardı. Yani baktığınız zaman son derece ince bir anakart geliştirmeyi başardılar. Tabii ki burada Japon bir teknoloji şirketinden danışmanlık aldılar. Japon bir teknoloji şirketiyle beraber çalıştılar. Fakat gel gelelim, prototip modeller üretildiğinde hiç beklenmedik bir şey oldu arkadaşlar. Anakart ufak düşmelere karşı bile hiç dayanıklı değildi. Hatta bazı düşme testleri sonucunda anakartta yaralanmalar, çatlamalar meydana geldiği göründü. Bunun üzerine Apple da dedi ki, ben bu anakartları yeni iPhone modellerimde kullanamam. En azından bu şekliyle kullanmam mümkün değil dedi. Ve dolayısıyla iPhone 16 üretim sürecine iPhone 15 serisiyle hemen hemen aynı koşullarda girdi. Yani bu ne demek? Telefonların boyutları birebir aynı olacak diyebiliriz. Belki milimetrik ölçümlerde bir oynamalar olabilir ama bunun haricinde arkadaşlar iPhone 16 ile iPhone 15 tasarımsal anlamda birbirinin kopyası cihazlar olacaklar. Dediğim gibi Apple burada inceliğe önem verdiği için diğer tarafları biraz salmıştı. Yani kamera olsun, işlemci olsun çok fazla üzerine gitmedi. Tabii ki yeni çıkan iPhone modellerinde kamera bir tık daha iyi olacaktır ya da İşlemci bir tık daha güçlü olacaktır. Bunda kimsenin şüphesi yok. Fakat o beklenen sıçrama iPhone 16 modelinde gerçekleşmeyecek arkadaşlar. Bilindiği üzere Apple'ın artık kamera tarafında olsun, ekran tarafında olsun ya da işlemci tarafında olsun çok farklı seviyelere gelmesi bekleniyordu. Lakin bu önümüzdeki süreçte iPhone 17 ile gerçekleşecek. Çünkü şu anda Apple bu ince anakart olayı ile birlikte iPhone 17'ye kanalize olmuş durumda. Ki hala anakart üzerinde çalışmalar devam ediyor arkadaşlar. Ve anakartın ince formunu sağlamlaştırmak için çeşitli malzemelerin denendiğine dair de raporlar sızdırılmıştı geçtiğimiz günlerde. Sonuç olarak Apple iPhone 17'ye odaklandığı için iPhone 16'yı biraz geride bıraktı. Burada aslında biz iPhone 17'de gördüğümüz pek çok özelliği iPhone 16'da görebilecektik. Lakin arkadaşlar dediğimiz gibi bu anakart olayının fiyaskoya dönüşmesi Apple'ı planlarını bir sene ertelemek zorunda bıraktı. E tabii ki Apple kalkıp da bir seneyi boş geçecek bir marka değil. Yani şunu demez hiçbir zaman. Biz bu sene işte istediğimiz yenilikleri yapamadığımız için yeni bir iPhone çıkartamayacağız. Bunu Apple'dan duyamayız. Apple'dan değil aslında birçok markadan duyamayız. Yani geçtiğimiz dönemde çok şahit olduk arkadaşlar biz bunlara. Oppo biliyorsunuz seneler boyunca Renault 6, Renault 7, Renault 8 çıkardı. Telefonları hepsi aynıydı. Yani yazılımsal değişikliklerle yapabilecekleri şeyleri yeni telefon modelinde işte Oppo, Renault'un yeni modelinin farkı bu diye duyurdular bizlere. Dolayısıyla bu noktada Apple'da boş geçmeyecektir, bunu biliyoruz. iPhone 16'da bizleri bekleyen heyecanlandıracak bir yenilik var mı? Muhtemelen yok arkadaşlar. Yani yapay zekayı bir kenara ayıracak olursak biliyorsunuz Apple Intelligence duyurulmuştu zaten ve iPhone 16 ile birlikte geleceğini de biliyoruz. Aslında bu iOS'in yeni sürümüyle de gelebilir ama o noktada şöyle bir ikileme düşüyor insanlar. Acaba Apple iPhone 16'da yapay zeka için ekstra bir çip kullanacak mı? Yoksa mevcut A serisi yongasıyla bu işi halledebilecek mi? Eğer herhangi bir ekstra çip kullanmazsa muhtemelen iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro'da zaten bu yapay zeka olayını destekleyecektir arkadaşlar. Yani Pro modellerine kesinlikle bu yapay zeka olayı gelecektir, bunu biliyoruz. Ama ekstra bir çip kullanırsa ve derse bu yapay zeka sadece bu çipin bulunduğu iPhone modellerinde kullanılabilir. O zaman iPhone 16 Pro ve daha üstü 17, 18 gibi modellerin yapay zekayı destekleyeceğini söyleyebiliriz. Dediğim gibi bu noktada bir ikilem var. Eğer ekstra bir çip kullanılırsa tabii ki iPhone 16 direkt olarak kendinden önceki modellerden ayrılmış olacaktır. Ama mevcut işlemci üzerine yük bindirerek bu teknolojiyi geliştirmişlerse o zaman dediğim gibi eski modellere de getirebilirler. Şu anda arkadaşlar iPhone 17 üzerinde ciddi tasarımsal değişiklikler olacağı söz konusu. Hatta bir dördüncü kameranın gelebileceği de söyleniyor arka tarafa. Bu zaten senelerdir beklenen bir şeydi Apple'dan. Dolayısıyla bunu biz iPhone 17 modelinde görebiliriz. Şunu söyleyebilirim. Zaten Apple'a yakın kaynaklar da bunu belirtiyorlar.
iPhone 16 bir geçiş modeli diyorlar. Asıl yenilikler, asıl tasarımsal değişiklikler, fiziksel değişiklikler iPhone 17 ile birlikte hayatımıza girecek diyorlar. Bunu neden söylüyorlar? Diyorlar ki insanlar aslında, ya size eğer iPhone 15 ya da 15 Pro, Pro Max modelleri varsa boşu boşuna telefonunuzu yenilemek için heyecanlanmayın. Asıl değişiklikler 17 serisinde olacak. Dolayısıyla 15'ten 16'ya geçmeniz size çok farklı bir şey hissettirmeyecek. Bizden size tavsiye ediyorlar. 15'ten 16'ya geçeceğinize 15'ten 17'ye geçin diyorlar arkadaşlar. Evet, bu konu hakkında sizlerin de yorumları varsa bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.